Mimar İzle kanalına hoş geldiniz. Ben Genel Sekreter Semih. Bugün sizlere daha önce yapmış olduğumuz üst örtüye benzer bir üst örtü tasarlayacağız. Hemen Feminist Birimler New Conceptual Mass'ten metrik mass'e gireceğiz. Level 1'e geliyorum. Buradan referans çizgilerimizi belirleyelim önce. Uzaklığımız kaç? Ya bunu 30.000'e çekelim. Standart bir kendi ayarımız olsun yani. 30.000, 30.000 yapalım. Şimdi referans noktalarımızı belirleyelim. Modelden belirleyelim ama. Şimdi referansa gelip buradan spline seçeneğini seçerek çizgilerimizi belirleyelim. Daha sonrasında bunları create form yapacağız. Evet, böyle yaptıktan sonra şimdi bunları create form yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bazı noktalardan çekiştirerek yani kendi zevkimize göre bir üst örtü tasarlayacağız. Şöyle yukarıya doğru çekiştiriyorum. Yani net bir ölçü belirlemek istemiyorum bu. Daha çok böyle kendi zevklerimize göre yapacağız. Zaten işin mantığını daha önceki videolarda öğrendik. Hızlıca bir böyle alıştırma gibi bir şeyler yapmaya çalışacağım. Biraz daha şurayı büyüteceğim. Öyle. Tamam, biraz daha kaldıralım. Hadi tutmuyorsa tabla deneyebilirsiniz. Şu yanlardan biraz da içe doğru alabiliriz. Şu noktayı mesela. İçe doğru. Şunu biraz daha yükseltelim. Tamam. Divide surface yapıyoruz ve daha sonrasında ne yapıyorduk? Farklı bir family dosyası oluşturup orada bir çelik konstrüksiyonundan bir parçasını oluşturup bunun içine aktarıyorduk yani. Yine bugün aynı şey yapacağız. Divide surface şu an hazır bekliyor. Pattern'imiz yok. Buradan bir pattern seçelim. Rectangle seçelim bu sefer. Ama bu aralıkları, kare alanların aralıkları arasındaki ölçü alelade bir ölçü olmasın. 5000 yapıyorum ben genelde. Fixed distance 5000. Bir de milimetre çalışıyorum. Unit ayarlarından siz de kontrol edin milimetre olduğunu. Yani iki dosyanın milimetre olması sizin için avantaj. Şimdi file diyorum tekrardan. New seçeneğinin altına family'ye geliyorum. Burada daha önce de seçmiş olduğumuz gibi metric, generic, model, pattern based seçeneğine geliyorum. Yani aynı pattern'imizin burada da olduğunu farkında olun. Bakın rectangle yine. Daha önce yaptığımız yerde rectangle'dı. Yani aynı olması gerekiyor ki atayabilelim. Zaten burada oluşturduğumuz konstrüksiyon oradaki pattern'in altına geliyor. Buradaki rectangle olduğu için ellemedim. Yani unit ayarlarından bakıyorum. Milimetre değil. Benimki şu anda milimetreye çeviriyorum. Okay. Daha önce de yapmış olduğumuz gibi referans noktalarımızı set yaparak dört köşede koyacağım. Set yapmayı unutmadan set yüzeyi belirleyelim ki rastgele bir noktaya gelmesin. Set. Dört noktayı da seçtik arkadaşlar. Bunları ne yapacağız? Önce filtreleyerek hani reference pointlerimizi alacağız. Diğer şeyler önemli değil. Filtreledim. Bunlara bir parametre atacağız. Offset ayarlarından yapıyorum. Çünkü bunları offsetleyerek daha sonra orada çizgileri oluşturacağım. Parametre oluştururken bu sayfanın altında şöyle küçük bir new parametre seçeneği var. Buraya mesela ben 4 noktayı offsetleyeceğim için offset diyorum. Offset. Bir parametre oluşturun. Farklı bir isimle de oluşturabilirsiniz. Okey, okey. Bakalım şimdi properties bölümünde zaten burada family types
Daha önce de yapmış olduğumuz gibi. Bakın offset noktalarımız burada belli. 4 noktayı da parametresi belli. Şimdi bunlara ölçü girelim. Ne kadar olsun? 2000. 2000. Yani 2 metre. Şimdi bunları referans çizgilerini belirleyelim. Referans çizgilerini. Ama burada 3D snappingizin açık olduğunu unutmayın. Yoksa hani tutamazsınız. Şu an tutabiliyorum bakın. Noktaları algılayabiliyor. Bir tane daha referans line oluşturacağım. Alt kısımda şöyle. Şimdi orta noktalardan birleştireceğim. Şöyle, şöyle. Evet. Şimdi yapmamız gereken şey create form yapacağız ama bundan önce isterseniz şeyleri koyabiliriz. Circle'ları koyarak orada bir çelik profillerini, kenar yüzeylerini oluşturabiliriz. Bunun için modele geliyorum. Modelden yine bir referans noktası belirleyeceğim. Daha sonra bu seçeneği noktayı belirleyerek bunun referans yüzeylerini seçeceğim. Yani şu anda daima açık değil, always yapalım. Daima açık olsun, açıkta kalsın. Circle seçeneğine geleceğim. Buradan setle yüzeyimi seçmem gerekiyor ki rastgele bir noktaya gelmesin. Burada circle'ımız 200 olsun. Aynı şekilde bu diğer referans çizgilerin üzerine de yapalım aynı şeyi. Burada da yine aynı şekilde açtım. Circle. Bu sefer burası daha ince olsun. 120'dir. Bu referans çizgisinin karşı noktayı başka bir yere daha koyacağım. Yani isterseniz aynı şekilde modelden de yapabilirsiniz ya da daha önce öğrettiğim gibi bir tanesini kopyalayarak kopyaladığımızı düşünelim. Bunu ne yapıyorduk? Orta noktasını tıklayarak New House seçeneğini alıp istediğimiz referans çizgisinin üzerine taşıyabiliyorduk, değil mi? Taşıdım ben şu anda. Çizgiyi seçip Circle'ımızı seçip ondan sonra Create Form yapıyoruz. Bu kadar. İki çizgiyi seçtim. Bunları da Create Form yaptım. Daha Circle'ımızı da seçtim tabii ki de. Create Form. Bakın. Ama üst tarafta bir şey yapmadım şu anda. Üst tarafa da bir tane çerçeve yapalım. Nereye koyalım? Şuraya mesela bir tane belirleyelim. Kaç olsun? Circle set yapmıyordum. Bakın. 200 olsun mu? Seçtim, seçtim. Create form. Aynı zamanda ben bunun iç kısmına da bir cam yüzey oluşturmak istiyorum. O zaman referans çizgilerimi şu anda göremiyorum. Görebilmem için şu çerçeveyi önce bir gizleyelim. Hide element yapıyorum. Bakın burada seçtim. Create form yapıyorum. Daha önceki bu videoda 2 boyut yapmıştım. Bu sefer 3 boyutlu yapalım. Bunun yüksekliği 100 olsun. Şöyle. Şimdi gizlediğimiz çerçeveyi de açalım. Bakın. Şu anda üst örtümüz hazır. Şu an yapmamız gereken sadece parametreleri atamak. Yani neyin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunu projenin içine attığımızda. İçindeki yüzeyin cam olmasını istiyoruz. O yüzden materyaline geleceğim. Materyal kısmında bir parametre oluşturacağım. Ne olsun? Cam. Okey. Okey. Şunlar ise bakıyoruz. Bunu seçtim. Materyaline gelmem gerekiyor. Ben seçememişim ki. Seçtim bakın. Kategori kısmında materyal. Yeni parametre. Burada ne olsun? Çelik olsun. Bu arkadaşlar da çelik olsun. Bu arkadaş da çelik olsun. Okey. Şunu da bunu farklı yapalım ya. Bunu çerçeve diyelim mi? Çerçeve. Çerveçe. Hayır, çerçeve. Çok önemli değil. Neyse ne. Çerçeve. Okey. Şu an çelik konstrüksiyonumuz hazır. Load in the project diyerek projemizin içine aktaracağız. Load in the project.
3D'den bakalım. Seçtim üst örtümüzü. Rectangle kısmına geldiğinde zaten family 2'miz gelmiş. Yani başka bir parametreyle yapmış olsaydık onun altına gelirdi. Mesela bundan sonraki videoda rombitle yapmayı düşünüyorum. Rombit'in altına gelecek. Şimdi family 2'yi açıyorum ve gelecek karşımıza. Evet, gördüğünüz üzere geldik. Bunu realistik yapalım. Şu anda materyalleri belli sadece. Ama biz zaten parametrelerimizi belirlediğimiz için hani burada rahatça çalışabileceğiz. Bakın. Edit type'ına gelelim. Edit type'ında cam, çelik, çerçeve, offset. Yaptığımız materyaller yani parametreler burada gözüküyor. Çok rahat bir şekilde değiştirebiliriz. Cam diye bir materyal belirlemişiz. Buradan malzemesini artık cam olarak yapabiliriz. Buradan glass seçeneğine geleceğim. Glass mate yapalım. Daha önceki yaptığımız gibi. Use render reference diyorum. Okey. Aynı şekilde çelik için de yapalım. Bunu da metal arıyorum. Metal. Şunu yapalım. Fark etmez ne olduğu çok fazla. Use render appearance. Okey. Çerçevede ne olsun? Plastik olsun yani ne olsun? Plastik. Siyah olsun bakalım öyle bir şey. Okey. Evet, materyallerimizi atadık. Gördüğünüz üzere böyle bir üst örtümü tasarlamış olduk. Bakalım görünüşlerde nasıl gözüküyor. Arkadaşlar yani gayet bence şık bir üst örtü tasarladık bugün sizlerle. Bundan sonraki süreçte de daha da geliştirerek daha farklı üst örtü tasarımlarını öğrenmeyi ve sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Umarım sizlere yararlı olabilmişimdir. Ve ayrı olarak şunu söylemek istiyorum size. Yani insanlar genelde bir şey öğrenmek istediklerinde bahaneler üretip hani boş olamadıklarını, fırsat bulamadıklarını söylüyorlar. Yani bu karantina günlerinde artık bahane üretmeyi bırakıp bir şeyler yapmanın farkında olalım istiyorum. Ve diyebileceğim yani bu kadar. Yani beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer yararlı bulduysanız videoyu emeğimize karşılık olarak da beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın sakın. Kendinize bu süreçte çok çok iyi bakın. İyi günler.